Merhaba, bayramlar. Zaten oraya geldim. Boşluk başı işte baba. Sayın Yüksek Disiplin Kurulu'ya, Sayın Milletvekilim, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanlarım, KEPES, Belde Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız, çok değerli İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, çok değerli partili arkadaşlarım, çok değerli Çanakkale'li hemşerilerim, Cumhuriyet Halk Partisi yani partimizin Kurban Bayramı bayramlaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bayramlar tüm İslam aleminde ve tüm Müslümanlarda kardeşliğin, birlik beraberliğin, dayanışmanın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmenin en yüksek oranda yaşandığı günlerdir. Bayramlarda küskünlükler ortadan kalkar. Bayramlarımızı birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimizi kamplaştırmadan hep beraber huzur içerisinde, bir şenlik havasının içerisinde geçireceğimiz günler olmalıdır. O şekilde bayramlarımızı biz değerlendiriyoruz. Ama maalesef son yıllarda gerek İslam aleminde gerekse ülkemizde bayramı bayram tadında bir türlü kutlayamıyoruz. Özellikle İslam aleminde savaşların ardı ardı kesiliyor. Ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman. Yolsuzluklar, hukuksuzluklar İslam aleminde, İslam ülkelerinde almış başına gidiyor. İslam ülkelerinde artık Müslüman kardeşlerimiz kendi ülkelerinde insan gibi yaşama ortamı olanağı bulamadığı için maalesef doğdukları, büyüdükleri kentleri, ülkeleri terk etmek zorunda kalıyorlar, göç etmek zorunda kalıyorlar. İslam alemi, İslam ülkeleri öyle, ülkemiz sanki ondan daha mı farklı? 17 yıllık AKP iktidarı döneminde her geçen gün şartlarımız çok daha kötüye gitmekte. İşsizlik alabildiğince yükselmekte, yolsuzluk, hukuksuzluk almış başını gidiyor. Ama bunu hep beraber ben öyle inanıyorum ki 31 Mart'ta başlayan bahar rüzgarıyla birlikte dur diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, İslam ülkeleri böyle, Türkiye böyle. Çanakkale'de bu bayramı daha da büyük bir üzüntü içerisinde geçiriyoruz. Yüreğimiz kan ağlıyor. Kaz dağlarımız elden gidiyor. Kaz dağlarımız bizim havamız, suyumuz, toprağımız. Biz Kaz dağları sayesinde ayakta durabiliyoruz. Yani işimiz, aşımız, her şeyimizdir Kaz dağları bizim. Kaz dağlarımızı elimizden almak istiyorlar ama buna kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugün Kaz dağlarımızda su ve vicdan nöbeti tutan yüzlerce arkadaşımız var. O sorumluluk içerisinde bulunuyor. Bizler de oraya gidip geliyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu nöbetimiz, Kaz Dağları mücadelemiz, o yabancı şirketlerin oradan gitmesi, o gitmesiyle birlikte orada tamamen bu arama faaliyetlerini duruncaya kadar da devam edecek. Çünkü Kaz Dağları sadece bizim değil, sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli tabiat varlıklarının başında gelmekte. Dolayısıyla
önümüzdeki süreçte, dönemde bu mücadelemiz aynı şekilde devam etmekte. Ben burada son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizde bu ülkenin birliği, beraberliği ve bu ülkenin var olması için mücadele etmiş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Hepinizin tekrar Kurban Bayramı'nı kutluyor. Saygı ve selamlarımı sunuyorum.